İsmail Kahraman ne yapmak istiyor efendim? Hiç süreyi aşmayacağım. Ne yapmak istedikleri çok açık. Çok teşekkür ederim. Yani milli mücadele devam ederken tam da 101 yıl önce bugünlerde Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu Anadolu'nun evlatları kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla aç bir ilaç Yunan'ı yani işgal ordusunu Sakarya'nın batısına artırmak için savaşırken tam da bugünlerde yarın yani 1 Eylül 1921'de Vahdettin denilen adam 5. eşi Nimet Nevzat Hanım'a nikah kıyıyordu İstanbul'da. Şaşalı bir düğünle. Bir tarafta Anadolu'da Ankara'ya 40-50 kilometre kadar yaklaşmış Yunan ordusu mezalim yapıyor. O padişah Vahdettin denilen adamın İngiliz altınlarıyla temin ettiği uçaklarla Anadolu insanının tepesine Yunan ordusu halife ordusudur, aman savaşmayın deniyor. Dolayısıyla bu İsmail Kahraman denilen adam da o gün Vahdettin ne yaptıysa bunu yapıyor. Diyor ki biz kurşun atmadık. Doğru söylüyor aslında. Onlar atmadılar. Kurşunu bu vatanın Mehmetçiğe attı. Bu vatanın hayırlı evlatları attı. Dün Dumlupınar Şehitliği'ndeydim ben. Yüzlerce gencimizle beraber orada bir tören yaptık. 200 basamak merdiveni çıktık. Oradaki anıtın önünde bir bayrak teslim töreni yaptık. Sonra tek tek bütün şehitlerimizin mezarlarına, gömütlerine karanfiller bıraktık. Sevgili Ülkü Çoban, bilmem bilir misiniz? Bilirsiniz mutlaka. Bozkırlı Ömeroğlu Hüsnü 1914 doğumlu şehit. 8 yaşında. Cepheye cephane taşırken vurularak şehit düşmüş. Yine Bozkırlı Süleyman 11 yaşında. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında şehitlerimiz var. O şehitliğe lütfen gidin bakın. 45 yaşında, 49 yaşında, 51 yaşında, 53, 54, 55 yaşında şehidimiz var. Bir şey söylüyorum şimdi İsmail Kahraman'a. Bir savaşta 55 yaşında ve 8 yaşında şehidiniz varsa dede torun aynı savaşta şehit olmuş demek. Bir başka şey daha söyleyeyim. 29 Ağustos günü 11 yıl önce oğlunu 8 yaşında köyde bırakan Kara Mehmet Çavuş oğluyla karşılaşır. Nerede? Alay sancağı olarak görür. 11 yıl sonra gördüğü oğlunu gördüğünden birkaç gün sonra şehit düşer. Oğlu da İzmir'e giren alayın sancaklarıdır. O da İzmir'e girerken şehit düşer. 10 gün arayla şehit olurlar. Dünyada baba oğlun aynı savaşta, aynı gün aynı cephede şehit olduğu çok enderdir. Bir başka şey daha söyleyeyim. Bu arkadaş diyor ya, kim demiş 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu? Kim demiş? Sevgili İsmail Kahraman Efendi. Onu Türk milleti dedi, Türk milleti. Bilir misiniz? 8 Eylül 1922 akşamı Belkahve'den İzmir'e bakarken Mustafa Kemal gözleri dolu dolu bir rüya görmüş gibiyim İsmet diyordu. 3 yıl 3 ay 22 gün 19 Mayıs 1919'dan 9 Eylül 1922'ye kadar. Niye bir rüya görmüş gibiyim? Dört bir yanından işgal edilmiş bir vatan, hiçbir şey yok, tek bir fabrika bacası tütmüyor, para yok, ordu yok, hiçbir şey yok. Yoktan var etti bu millet her şeyi. Ve 9 Eylül günü İzmir'e girdiği zaman Türk ordusu, o İzmir'in kızları 3 yıllık işgal boyunca sandık diplerinde, tavan aralarında sakladıkları kırmızı kumaşları çıkardılar. Beyaz çarşafları kestiler. Sabaha kadar Türk bayrağı diktiler. Sabahleyin İzmir'in sokakları Türk ordusunu karşılarken Gelincik tarlasına döndü. Ey İsmail Kahraman Efendi! O İzmir'in kızlarından utan, İzmir'in kızlarından. Var ya o İzmir Marşı'nda İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sevgili Ülkü Çoban, Eylül ayında İzmir'in dağında çiçek falan açmaz. O çiçekleri açtıranlar İzmir'i Gelincik tarlasına döndüren İzmir kızlarıydı. 3 yıllık mezalimin sonucunu aldıkları için. Bir başka anekdot daha söyleyeyim bakın size. Bizim son şehitlerimiz İzmir'in Kahramanlar semtidir. O İzmir'e
meclis başkanı olarak defalarca giden bu arkadaş, o Kahramanlar semtinin adının nereden geldiğini gitsin de bir öğrensin. Orada şehit olan 5 askerimizin anısınadır o şehrin, semtin adının Kahramanlar olması. Bu arkadaş meclis başkan vekili, meclis başkanlığı yaptı. Ben o meclis kütüphanesinde günlerimi geçirdim. Eren bilir. Gitsin birinci meclis tutanaklarını okusun bakalım. Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı yapılmış mı yapılmamış mı? O birinci meclisin kimisi sarıklı hoca, kimisi mühendis, kimisi öğretmen, kimisi eşraf, kimisi sırtmaç olan milletvekilleri her boşlukta gittiler cephede savaştılar. O milletvekilleri kime kurşun sıktı? Eğer biz hiç kurşun sıkmadan müstevliler alacaklarını kat kat alıp gittilerse o Sevr haritasını mı istiyorsun sen efendi? Ya da şu cenazesinin önünde sap durduğun Kadir Mısıroğlu denilen o kafasında feste dolaşan adam gibi Yunan kazanmadı diye üzüntü içinde misin de onun için söylüyorsun? Bu nasıl bir ihanettir ya? Onun için bugün Atatürkçü Düşünce Derneği bu adam hakkında suç duyurusunda bulundu. Türk milletine, Türk ordusuna ve Türk tarihine hakaret ettiği için. Ve bu arkadaş şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Yani devlet bu adama maaş ödüyor. Ayrıca emekli bilmem ne maaş ödüyor. Eski meclis başkanı olduğu için makam aracı tahsis ediyor. Koruma tahsis ediyor, lojman tahsis ediyor. Bu milletin evlatlarının verdiği vergiyle, sizin verdiğiniz vergiyle, Eren'in verdiği vergiyle, Onur Bey'in verdiği vergiyle, benim verdiğim vergiyle bu imkanlar bu arkadaşa sağlanıyor. Ve bu adam kalkmış diyor ki ne ya ne savaşı kardeşim biz tek kurşun atmadık diyor. Nereden çıktı diyor 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu. Fetihler kutlanır. Efendi eğer 6 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in ordusu İstanbul'a girmeseydi senin atam dediğin Vahdettin anahtarını teslim etmişti İngiliz'e İstanbul'un. 1918'den 1923'ün 6 Ekim'ine kadar tam 5 sene İstanbul senin tabirinle söyleyeyim gavurun elindeydi. İkinci Mehmet'in fethettiği İstanbul'u 6. Mehmet işgalcilere, emperyalistlere teslim etmişti. Utanmaz adamlar. İnsan tarihten utanır. İnsan 8 yaşındaki üstünden utanır. İnsan İzmir'in kızlarından utanır. İnsan bu milletin evlatlarından utanır ya. Tek kurşun atmamışız da alacaklarını alıp gitmişler. Bu tekrar söylüyorum Türk tarihine bir ihanettir. Türk milletine hakarettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakarettir. Son bitiriyorum bakın. Ağustos 1920'de Bursa işgal edildi sevgili Ülkü Çoban. Mecliste hüngür hüngür ağladı milletvekilleri. Ve meclis kürsüsüne bu İsmail Kahraman'ın başkanlığını yaptığı meclisin kürsüsüne kuşu değil siyah diye bir siyah örtü örtüldü. Ne demek o biliyor musunuz? Bizim payitahtımız o payitaht Bursa'yı işgal eden Yunan ordusunun başındaki Sofokles Osman Gazi'nin türbesine girdi. Sandukayı tekmeledi. Ey Osman bak gel senin ülkeni fethettim. Gel de kurtar vatanını dedi. Bunun üzerine Kuşide-i Siyah örtüldü. Dedi ki milletvekilleri and içtiler ayağa kalkıp. Bursa'yı işgalden kurtarmadan bu meclisin kürsüsündeki bu örtü kalkmayacak dedi. Evet. Ne zaman kalktı biliyor musunuz? 1922 Eylül'ünde kalktı. Şimdi bu meclisin başkanı adam diyor ki biz kurşun atmadık. Ben şimdi soruyorum İsmail Kahraman o Puşide-i Siyah'ı 1920 yılında meclisin kürsüsüne kim serdi? Kim serdi? Ya Allah'tan korkun. Arkadaşlar bakın Cumhurbaşkanı da dün kalktı dedi ki 1923 taarruzuna hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı biz hazırız gel gel. Kime taarruz edeceğiz? Ya, büyük taarruz 1923'te. 1923'ün yılında yani diyor ki 2023 nereye taarruz edeceğiz? Ülkemiz işgal mi oldu? Nereye taarruz edeceğiz? Bakın arkadaşlar bunlar çok tehlikeli söylemler. Ciddi söylüyorum. Bunlar milleti provoke eden söylemler. Doğru söylemler değil. Yani Rize'ye gidiyor adam. Orada bir bilmem efendim işte İsmail Kahraman kültür bilmem neyi falan filan. Orada konuşma yapıyor ve diyor ki biz Kurtuluş Savaşı falan yapmadık. Evet. Ülkemizi işgal edenler alacaklarını kat kat aldı gitti. Evet. Peki o zaman Sevr Anlaşması'nı kim imzaladı? Saltanat Şurası kabul etmişti. Biz o zaman Mudanya Mütarekesi'ni kiminle imzaladık? Karşımızda İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilci vardı. Evet, ya Lozan'da 9 devlette 8 ay
mücadele ettik. Madem bir savaş yoktu, Lozan nasıl oldu? Sayın Bozkurt, çok az süremiz kaldı yine bizim reklam arasına gitmemize. Onur Bey'e ve Eren Bey'e zaman kaldı.